Değerli arkadaşlar, Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu videoda arkadaşlar yine Terra Luna'yı konuşacağız. Terra Luna'nın çöküşüyle ilgili önemli bir rapor açıklandı Nansan tarafından. Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce sizden ricam, kanalımıza destek olmak adına değerli arkadaşlar kanalımıza abone olmanız. Videoyu beğenirseniz de yine beğen tuşuna basarak arkadaşlarınızla paylaşmanız. Bu sayede daha fazla kişiye ulaşmış olacağız. Şimdiden hepinize göstereceğiniz ilgi, alaka ve destekler için teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, Nansan tarafından demin de belirttiğim gibi önemli bir rapor açıklandı. Bu raporda detaylı bir şekilde 7 Mayıs tarihi itibariyle gerçekleşen arkadaşlar büyük çöküş ile ilgili bilgiler verildi. Tabi bu çöküşün takip edenler biliyorlar. Bildiğiniz gibi bu çöküş bütün kripto para piyasasını alt üst etti ve bir fiyasko olarak arkadaşlar kripto para piyasası tarihine de yerini aldı ve halen de almaya devam ediyor. Bakalım bu çöküş neden kaynaklanmış? Nansan'ın raporu bu çöküşün arkadaşlar neden olduğunu anlatmaya dönük bir rapor. Şimdi bunu bir inceleyelim. Yine videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar bu konuyla alakalı. Burada anlattıklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Bildiğiniz gibi kimseye ne al ne de sat diyoruz. Kararınızı kendi yapacağınız incelemeler ve değerlendirmelerle almanızı her zaman öneriyoruz. Bunun tabii daha sizler için çok daha olumlu sonuçlar doğuracağını arkadaşlar ben düşünüyorum. Bunu da bilmenizi isterim. Dolayısıyla karınızdan ve zararınızdan bizzat direkt sorumlu olan sizler olacaksınız arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim Nansan'ın raporuna arkadaşlar. Nansan bilmeyeniniz olabilir. Önceden Terra ile de ilişkileri olan bir değerli arkadaşlar bir kuruluştu. Ve şöyle anlatalım. Yalnız Terra ile değil birçok blockchain ile de ilişkileri hala devam etmekte bu Nansan'ın. Ve adamların ana konusu arkadaşlar blockchain analiz etmek ve blockchain üzerine çalışmak. Yani böyle bir şirket Nansan. Olay şu, Nansan arkadaşlar bu çöküşü inceliyor ve bir rapor hazırlıyor. Ve bu rapora göre diyor ki herhangi bir saldırı hususunda hiçbir bir delile rastlamadık diye açıklıyorlar. Bunun haricinde bu raporda en önemli olan konu 7 adet cüzdan belirtiliyor ve bu cüzdanların adreslerini de vermişler ama ben bu videoda vermek istemiyorum bunu. Yani daha doğrusu bu cüzdan isimleri bizim konumuz değil. Asıl konu raporda anlatılmak istenen. Ve burada rapor çok uzun, bir de onu da belirteyim ama biz burada asıl önemli can alıcı noktaya anlatmak istiyorum. Bu videoda özellikle şunu söylüyor adamlar arkadaşlar. Bu 7 adet cüzdan var ve bunlar yüklü UST cüzdanları arkadaşlar. Ve bu UST, yani Luna'nın kendi stabil coin'i olan cüzdanlar. Bu cüzdanlardan arkadaşlar büyük çıkışlar yapılıyor. Bu 7 adet cüzdanlardan ve ayın bu çıkışlar yalnızca 2 gün içerisinde, yani Mayıs 7 ve Mayıs 8'de 500 milyon dolar değerinde arkadaşlar UST'den, bakın USDC'ye geçiyor. Yani UST biliyorsunuz kendi blok stable coinleri Luna'nın. USDC de başka bir arkadaşlar. Yine bir stable coin ama blockchain'e Luna ile alakalı olmayan bir stable coin. Buraya yalnızca 2 günde 7 adet cüzdandan yüklü miktarda 500 milyon değerinde para gidiyor arkadaşlar. Yani Terra'nın stabil coin'i olan UST'den 500 milyon de çıkıyor ve bu diğer USDC'ye giriyor arkadaşlar. Ve bu çok kısa bir süre, yani gün içerisinde, 2 gün içerisinde gerçekleşiyor. Yani raporda, ki raporun ilk kısmında
belirtilmiş bu ve tam değer verirsek yani 500 milyonlu da yani tahmini yaklaşık bir değer 481.5 milyon dolarlık bir para geçişi oluyor arkadaşlar ve bu toplu bir şekilde gerçekleşiyor ve çok ciddi bir miktar dolayısıyla UST'den kayıp gidiyor arkadaşlar. 7 farklı cüzdan olduğu bu raporda açıklanmış. O cüzdan adreslerini dediğim gibi arkadaşlar da belirtmişler. Şimdi bu bunun haricinde yine tabii nasıl bu UST'den arkadaşlar diğer birçok stabil coin'e de geçişler oluyor. Bunların da zaman içerisinde ben büyük olanlarının açıklanacağını düşünüyorum. Gerek diğer incelemeler sonrası. Biliyorsunuz şu anda yine Terra ile ilgili Güney Kore'de de bir takım durumlar var hukuki. Bunların da sonuçlanmasıyla buna benzer haberleri yakın tarihte duyacağımızı ben düşünüyorum. Durumlar genel olarak böyle. Bu arada herkesin merak ettiği saldırı konusunu da bu Nansan arkadaşlar yalanladı. Ve bu çöküşün sebebi asıl bu geçişlerdir dediler. Yani toplu halde ve planlı bir şekilde olduğu düşünen adamlar bunu planlı demiyor ama yani bunun bu büyük miktarlar olması nedeniyle planlı olduğu tahmin edilebilir diye düşünüyorum ben. Yine tabii kesin değil arkadaşlar. Bu benim şahsi fikrim. Siz de neler düşündüğünüzü yani bu geçişin planlı mı olup olmadığını aşağıda yorumlar kısmında belirtirseniz ortak bir bilgi havuzu oluşturmuş oluruz ve bu bilgi havuzunda arkadaşlar yorumlara göre bir kendimiz bir fikir birliğine belki varabiliriz. Bunun haricinde tabii bunun bir tesadüf olduğunu düşünen arkadaşlar da olabilir. Bu tartışılır. Burada şu ortaya çıkıyor. Yani daha doğrusu bu geçişlerle ilgili şu soru ortaya çıkıyor. Yani bu tesadüf müdür yoksa planlı mıdır? Bunu dediğim gibi yorumlarda belirtirebilirsiniz. Biz burada kimsenin ben tabii taraf olmasını istemiyorum ama kimisi şunu düşünebilir. Biz dolandırıldık. İşte bu adamların kendisiydi diyebilirler. Kimisi işte bu büyük cüzdanlar balina hareketiydi ve bu işte balina tokatı oldu denilebilir. Bunların her biri bir fikirdir ve bunlara her fikre tabii eğer altını doldurulabiliyorsa saygı duymak lazım. Ta ki dediğim gibi olası hukuki süreçler sonlandığında bunlar netleştirilebilirse daha net ortaya çıkacak arkadaşlar. Durumlar genel itibariyle böyle. Zaten şöyle de bir konu var. Biliyorsunuz işte bazı arkadaşlar siber saldırı olduğunu ve bu konunun işte bu şekilde cereyan ettiğini iddia etmişlerdi. Şimdi tabii burada şöyle bir konu da var arkadaşlar. Yani bu saldırı konusunda yani bu Terra ağına mı bir saldırı düzenlendi ki böyle bir ekosistemde arkadaşlar yani ne kısa bir sürede böyle bir düşüş olsun. Yani ben böyle şahsen düşünmüyorum. Dediğim gibi yine benim şahsi fikrimdir. Buna benzer birçok ekosistem var. Daha büyük ekosistemler var arkadaşlar. Ve günde yani yalnızca bu blockchain teknolojisine değil ki bu blockchain teknolojisi oldukça arkadaşlar saldırılara karşı yani çok fazla korunan bir sistemdir. Bunun dışında birçok blockchain var. Bu kripto para piyasası tarihinde şu anda böyle bir çöküşe yol açmış hiçbir arkadaşlar bir saldırı yani saldırılar oldu ama böyle bir olaya yol açmış önümüzde bir örnek yok. Dolayısıyla günde yüzlerce, on binlerce belki arkadaşlar saldırılar yapılıyor ama böyle bir olaya dediğim gibi geçit verilmiyor ve şunu da bilmemiz lazım. Yalnızca Terra ağı için konuşmuyorum ben bunu. Bildiğiniz gibi birçok borsada işlem görüyor. Terra ağı saldırıya uğraması gerekiyor. Bunun haricinde Binance gibi borsanın saldırıya uğraması gerekiyor veya diğer KuCoin ve birçok yani bu Luna'nın kendisinin markette işte bulunduğu marketlerin
birçok yani bunların her birinin de saldırıya uğraması gerekiyor veya en azından bir tanesinin saldırıya olup orada büyük bir kayıp olması gerekiyor. Lütfen bunu yani göz önünde bulundurun. Bana kalırsa bu biraz bir abartı bir konu. Yüzlerce dediğim gibi bilgisayarlara, şirketlere, işte devletlerin bilgisayar sistemlerine karşı akıl almaz saldırılar düzenleniyor ki kaldı bu Tera'ya isabet etti diyelim arkadaşlar. Bunun böyle olabileceği mümkün mü? Artık buna siz karar verin. Bunu da dediğim gibi aşağıda yorumlar kısmında fikirlerinizi beyan ederseniz biz de bunu yine kendi aramızda tartışmış oluruz arkadaşlar. Özetle durumlar böyle. Yine bu videoyu sonlandırmadan önce iki bilgi daha vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi ülkemizde BTC Türk arkadaşlar yeni Luna'yı listelemeyeceğini belirtti. Şunu anlama gelmiyor. Tabi eski Luna'da airdroplar olacak. Biz bunları nasıl alacağız? Arkadaşlar hesaplarınıza gelecektir. Ve bununla ilgili dönüşümle ilgili veya transferle ilgili size bir takım şeyler açılacaktır. Ancak alım ve satım yapılamayacak. Bunu anlıyoruz biz buradan. Bunu da sizinle paylaşmış olayım arkadaşlar bu videoyu sonlandırmadan. Yine yakından takip ediyoruz Luna'yı. Bildiğiniz gibi ayın 30'unda yarın Luna 31'inde Lunce Binance'de listelenecek. Bu büyük bir merakla bekleniyor. O gün ne olacak? Yine 30'unda yani yarın yeni Luna Binance'de yine beklendiği gibi herkes bekliyor listelenmesini. An itibariyle de arkadaşlar çok büyük bir kayıp var Lunce'de yani Luna'da. Ve Binance'in de bunun girmesiyle beraber ne olacak? Merak konusu ve yine market kapasitesi de oldukça gerilemiş durumda. Yani Luna Lunce'de tehlike sinyalleri arkadaşlar halen devam ediyor ama çok büyük kayıp yaşayan arkadaşlar için, elinde hala bulunduranlar için biraz daha sabırlı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böylesine düşük bir fiyattan vermek onlara bir şey kazandırmaz. Ama yeni girecek olan arkadaşlar lütfen ayın 30'u, 31'i hatta Haziran'ın ilk haftasının bu suların yani bu dalgalı denizin arkadaşlar sakinlemesini beklemeleri lazım. Yoksa fırtınada büyük etkilenebilirler diye düşünüyorum. Evet, videomuz burada. Dediğim gibi Nansen'in raporunu değerlendirdik ve çöküşle ilgili bilgileri sizlerle paylaşmış oldum. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu bizler için önemli. Yine videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basıp arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.